Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık yeni bir konuya geçtik. Hücre konusuna yavaş yavaş konularımızı ilerletiyoruz, çok şükür. Hemen hiç konuşmadan başlayalım. İlk önce hücreden böyle genel anlamda bilgi vereceğim. Daha sonra bu videoda organelleri de anlatıp bitireceğim arkadaşlar. Yani tek videoda hücrenin organellerini bitirmiş olacağız. Daha sonra hücre zarından madde geçişleri, hücreler arası bağlantılardan bahsedeceğiz. Ve bu şekilde de videolarımızı bitirmiş olacağız. Hemen başlayalım. Şimdi ilk önce prokaryot ve ökaryotik hücrelerden başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde bir devam edelim. Şimdi tüm hücrelerde ortak olan bir yapı vardır. Bu hücre zarıdır arkadaşlar. Hücre zarı yani plazma zarı tüm hücrelerde ortaktır. Zarın iç kısmında ise organelleri içeren bir sıvı vardır. Yarı sıvı bir madde. Biz bu maddeye de sitozol diyoruz. Sitozol organellerle birlikte arkadaşlar sitoplazma adını alıyor. Organelleri çıkardığımız zaman geriye kalan sıvıya ne diyoruz? Sitozol diyoruz. Bir de bütün hücrelerde yine DNA'lar vardır. Bu DNA'lar ne yapıyor? Genleri taşıyor. Ve genlerdeki şifreye uygun protein sentezlenmesini sağlıyor arkadaşlar. Proteini sentezleyen de hangi organeldir zaten? Ribozom organelidir. O zaman tüm hücrelerde ortak olarak bulunanları söylüyoruz. Neymiş? Hücre zarı, sitozol ya da sitoplazma da diyebiliriz. Bir ribozom, bir de DNA ve RNA tüm hücrelerde ortaktır. Bunlar hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda ortak olarak bulunuyor. Şimdi ikisi arasındaki yani prokaryotik canlılarla ökaryotik canlılar arasında temel farklılık nedir? Arkadaşlar çekirdeğin bulunma durumudur. Zaten ökaryot şöyle yazayım bakın ökaryot olarak yazılıyor. Buradaki EU şeklinde yazdığımız şey gerçek anlamında. Gerçek. Karyon da arkadaşlar çekirdek anlamında kullanılır. Yani gerçek çekirdeklilerdir aslında ökaryotlar. Prokaryotlar da çekirdek içermeyenlerdir. Prokaryotlarda çekirdek bulunmadığı için DNA arkadaşlar sitoplazmanın içerisinde serbest olarak bulunuyor. Ama ökaryotlarda DNA çekirdeğin içerisindedir. Prokaryotlarda DNA'nın yoğunlaştığı yere biz nükleoid diyoruz. Nükleoid. Zaten nükleik asit diyorduk değil mi? DNA ve RNA'ya. DNA'nın bulunduğu alana da bölgede ne diyormuşuz? Nükleoid diyormuşuz. Nükleoid çevresi zarla çevrili olmadığı için zaten çekirdeksiz olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Sitoplazmadan da bahsettik. Şöyle söyleyeyim. Bakın ökaryotik hücreler genellikle prokaryotlardan daha büyüktür. Mikoplazma dediğimiz bakteriler vardır. Bunlar boyut olarak en küçük olan hücrelerdir. En büyük olan hücre neydi? Deve kuşu yumurtasıydı, değil mi? En büyük olan hücremiz de buydu arkadaşlar. Peki metabolik işlemler nerede gerçekleşiyor? Metabolik işlemler sitoplazma dediğimiz işte bizim organellerin ve diğer maddelerin bulunduğu yarı akışkan sıvıda metabolik olaylar gerçekleşiyor. Prokaryotlarda zaten tüm olaylar sitoplazmada gerçekleşiyor. Ökaryotlarda ise arkadaşlar farklılaşmış organeller vardır. Bu organellerde olaylar gerçekleşir. Şöyle bitki ve hayvan hücresini karşılaştıralım. Bakın, isterseniz direkt hangileri bulunmuyor hayvan hücresinde? Arkadaşlar hayvan hücresinde kloroplast yoktur. Kloroplast fotosentezin gerçekleştiği yapıdır. Merkezi kofol ve tonoplast yoktur arkadaşlar. Tonoplast nedir bahsedeceğim zaten. Hücre duvarı ve plazmodesmata dediğimiz hücreler arası bağlantı yoktur. Hayvan hücrelerinde bu şekilde. Peki hayvan hücresinde ne vardır? Peroksizom vardır mesela. Sentrozom vardır. İşte kamçı bulunabilir arkadaşlar. Kesin vardır diyemiyoruz ama bulunabilir. Ribozom, Golgi aygıtı, yine mitokondri, lizozom. Yani hemen hemen bütün organeller var. Sadece bulunmayanları söyledik zaten. Kloroplast yok. Merkezi kofol yok. Tonoplast dediğimiz yapı yoktur. Hücre duvarı ve plazmodezmata dediğimiz hücreler arası bağlantı yoktur. Bitki hücresine geldiğimizde bitki hücresinde neler yok peki? Bitki hücresinde de lizozom yok. Arkadaşlar, lizozom hücre içi sindirimin gerçekleştiği yapıdır. Yine sentriyoller yok. Sentriyol de hücre bölünmesi sırasında iyipliklerini oluşturan organeldir. Ve kamçı genelde yok ama bazı bitki spermlerinde kamçı bulunuyormuş arkadaşlar. Ama genel olarak yok olarak söylüyoruz. Şimdi gelelim şöyle hücre zarından kısaca bir bahsetmeye. Zaten detayını hücre zarından madde geçişlerine geçerken anlatacağım. Ama burada arkadaşlar sadece şöyle kısaca bir bahsedelim.
Hücre içerisinde bulunan zarlar, ökaryotik olan hücrenin metabolik faaliyetlerini bölmelere ayırıyor. Yani şöyle söyleyelim. Mesela mitokondri de zarla çevrilidir. Endoplazmik retikulum da zarla çevrilidir. İşte Golgi de zarla çevrilidir. Bu zarlar sayesinde ne oluyor? Hücre içerisinde gerçekleşen metabolik olaylar bölmelere ayrılmış oluyor ve hiçbir olay birbirine karışmadan gerçekleşiyor. Bu yüzden de hücre zarı oldukça önemlidir. Hücre içerisindeki zarlar da önemlidir arkadaşlar. Peki yapı olarak neyden oluşuyor? Yapı olarak tabii ki çift tabakalı fosfolipid tabakasından oluşuyor. Şöyle gösterelim. Bakın çift tabakalı fosfolipid. Bakın şöyle çift sıralı. Ve bunların üzerinde bulunan işte kanal proteinleri, normal proteinler arkadaşlar, taşıyıcı proteinler. Hayvan hücreleri için kolesterol bulunur. Daha sonra glikoprotein, glikolipid dediğimiz yapılar bulunur arkadaşlar. Dediğim gibi bunların detayını hücre zarını anlatırken vereceğim zaten. Kısaca bu şekilde bilmemiz yeterlidir. Genellikle yapı çift sıralı fosfolipid tabakasından oluşur ama bazılarında değişebiliyor. Biz genel olanı bilmemiz yeterlidir. Zaten değişen olanları çok da önemi yoktur. Şimdi gelelim. Önce çekirdek ve ribozomlardan bahsedelim. Sonra da hücre içi zar sistemine geçeceğiz. Arkadaşlar, şimdi çekirdek nedir? Çekirdek, ökaryotik bir hücrenin genetik kütüphanesi gibidir. Yani bütün genetik bilgiler çekirdeğin içerisinde bulunur. Çekirdekte arkadaşlar, genlerin çoğu bulunur. Neden çoğu diyoruz? Çünkü bazı genler mitokondri ve kloroplastlardadır. Genlerin büyük bir çoğunluğu, mesela şöyle diyebiliriz, %90'ı diyelim ki çekirdeğin içerisinde ise geriye kalan %10'luk kısmı veya daha az, belki de çok çok daha azdır, mitokondri ve kloroplastta bulunuyor. Çekirdek çift katlı zardan oluşuyor arkadaşlar. Hatta çekirdek zarfı diyoruz zaten. Genelde çekirdek zarfı olarak kullanıyoruz. Campbell de öyle kullanıyor. Normalde biz aslında T-Tight anlatırken çekirdek zarı diyoruz ama zarf demek daha bizim için daha uygun olur. Her ikisi de arkadaşlar, bu çift katlı zar var ya, her ikisi de fosfolipitlerden ve proteinlerden oluşmuştur. Az önce anlattığım zar modeli bunun için geçerlidir. Zarfın üzerinde porlar bulunur. Por nedir? Delik. Bu delikler arkadaşlar büyüktür. Hücre zarına göre daha büyüktür ki büyük moleküllerin geçişini sağlar. Çünkü çekirdeğin içerisinde üretilen RNA nereden geçmek zorunda? Porlardan geçerek sitoplazmaya ulaşmak zorunda. O yüzden buradaki porlar oldukça büyük yapılardır arkadaşlar. Por bölgeleri haricinde çekirdek zarfının, bakın zarfın çekirdeğin içerisine bakan yüzeyine biz nükleer lamina diyoruz arkadaşlar. Yani nükleer lamina ile döşenmiştir. Nükleer lamina da çekirdeğe biçim kazandıran asi yapıdaki protein filamentlerinden oluşuyor. Biz bu filamentleri ileride göreceğiz. İntermediyer filament dediğimiz veya diğer bir ismiyle ara filament dediğimiz filamentlerden oluşuyor. Bunlar hem çekirdeğin yerini sabitliyor hem de çekirdeğin belli bir şekilde olmasını sağlıyor arkadaşlar. Çekirdeğin içerisindeki DNA histon proteini dediğimiz proteinlerle sarılmıştır. Sarıldığı andaki yapıya biz ne diyoruz? Kromatin iplik diyoruz. Arkadaşlar prokaryotlardan bakterilerde kromatin iplik bulunmaz. Çünkü DNA'sı onların çıplaktır. Yani histon proteini olmadığı için kromatin iplik bulunur demiyoruz bakteriler için. Ama bazı arkelerde vardır kromatin iplik. Dolayısıyla sadece bakteriler için söylüyoruz bunu. Peki hücre bölüneceği zaman ne oluyor? Hücre bölüneceği zaman bu kromatin iplik kısalıp yoğunlaşıyor, kalınlaşıyor arkadaşlar ve kromozom dediğimiz yapılar oluşturuyor. Her canlının, her türün kendine özgü bir kromozom sayısı vardır ama kromozom sayısı gelişmişlik hakkında bilgi vermez ve canlıların akrabalık derecesini de belirtmez. Eğer akrabalık derecesini belirtseydi insanlarda da 46 kromozom vardır. Moli balığında da 46 kromozom vardır arkadaşlar. O zaman moli balığıyla insanlar ne olması lazım? Akraba olması lazım ama böyle bir durum yok. O yüzden akrabalık hakkında kromozom sayısı bilgi vermez. Gelişmişlik hakkında da bilgi vermez dedik. Mesela eğlentotunda 500 tane kromozom varken bizde 46. Ama canlılar içerisinde en gelişmiş olanı insan olarak alıyoruz değil mi? Dolayısıyla eğlentotu daha basit yapılı bir bitkidir. O yüzden kromozom sayısı gelişmişlik hakkında da bilgi vermiyor. Arkadaşlar bir de çekirdeğin içerisinde çekirdekçik dediğimiz bir yapı vardır. Bu çekirdekçik
Elektron mikroskopunda görülüyor ve yoğunlaşmış olarak görülüyor arkadaşlar, iplikler şeklinde. Burada özel bir RNA çeşidi olan ribozomal RNA sentezleniyor ve sitoplazmadan gelen proteinlerle birleşerek ribozom alt birimlerini oluşturuyor. Yani çekirdekçikte ribozomal RNA sentezlenir, sitoplazmadan da proteinler geliyor, proteinlerle birleşerek ribozomun alt birimlerini oluşturuyor. Ribozom iki tane alt birimden oluşuyor. Küçük alt birim ve büyük alt birim, bunları oluşturuyor arkadaşlar. Bu alt birimler de çekirdekteki o porlardan çıkıyorlar, sitoplazmaya gidiyorlar ve ribozomu oluşturuyorlar. O yüzden dedik ya, porların büyük olması lazım. Çünkü büyük moleküller çıkıyor buradan. Yine çekirdeğin içerisinde mesajcı RNA üretilir arkadaşlar. Biz buna elçi RNA da diyoruz. Mesajcı RNA üretilir, sitoplazmaya gönderilir ve orada protein sentezi gerçekleşir. Protein sentezinde zaten ayrıca konu olarak göreceğiz. Bir de ribozomda da bahsedeceğim. Nerelerde protein sentezi gerçekleşiyor? Hangi proteinler nerede sentezleniyor? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, burada çekirdeği görüyoruz. Bakın çekirdek. Çekirdekçik bakın daha küçük bir yapıdır ve daha yoğun olarak görülür arkadaşlar. Hemen çekirdeğin etrafında hücre zarına kadar uzanan endoplazmik retikulum vardır. İkisi arasında bağlantıyı sağlıyor zaten. Çekirdeğin üzerinde porlar vardır. Bir de bakın şöyle ağ şeklinde görülen kromatin iplik vardır arkadaşlar. Bu şekilde yine gösterebiliriz. Bir de çekirdek zarfının en dışında ribozomlar da bulunur. Çekirdek zarının dış tarafında arkadaşlar ribozomlar da bir yapışmış olarak bulunurlar. Evet, şimdi geliyoruz ribozomlara. Ribozomlar ne işe yarar, ne görev yapar, buna bakacağız. Arkadaşlar, ribozomlar yapı olarak ribozomal RNA'dan ve proteinden oluşurlar. Ribozomal RNA ve protein. O yüzden de biz ribozomlara diyoruz ki nükleoprotein yapılıdır diyoruz. Nükleoprotein. Çünkü nükleik asit olan nükleoprotein ribozomal RNA ile proteinden oluştuğu için nükleoprotein yapılı diyoruz arkadaşlar. Protein sentezini gerçekleştirir ve iki alt birimden oluşur. Alt birimler nerede sentezleniyordu? Çekirdekçikte. Çekirdekçikte ribozomal RNA sentezleniyordu. Daha sonra sitoplazmadan gelen proteinlerle birleşerek ribozomun alt birimlerini oluşturuyorlar. Eğer ki protein sentezinin yüksek olacağı bir hücremiz varsa burada bol miktarda ribozom vardır. Ayrıca buradaki çekirdekçik de belirgindir. Çünkü ribozomun bol miktarda sentezlenmesi, üretilmesi lazım. O yüzden bunlarda çekirdek daha belirgindir arkadaşlar, çekirdekçik. Şimdi ribozomlar sitoplazmada protein sentezliyor ama şöyle iki bölgede protein sentezi yapıyorlar arkadaşlar. Serbest ribozomlar vardır, bir de bağlı ribozomlar vardır. Serbest ribozomlar sitoplazmanın içerisinde asılı halde bulunur. Yani sitoplazmanın içerisinde işte yumurta akını düşünün. Yumurta akına bir kabuk düştüğünü düşünün arkadaşlar. İşte oradaki kabuk nedir? Bir ribozomdur. Ribozom sitozolün içerisinde öyle asılı halde kalabilir. Bir de bağlı ribozomlar vardır. Bunlar ya endoplazmik retikuluma bağlıdır ya da çekirdek zarfının dış kısmına tutunmuş haldedir. Eğer ki hücrenin içerisinde görev yapacak bir protein varsa o protein çoğunlukla sitozolde görev yapan enzimler tarafından, pardon, ribozomlar tarafından sentezleniyor. Ama dışarıya gönderilecek, hücre dışına gönderilecek ya da zarların bileşeni olacak, yani taşınması gereken bir protein varsa arkadaşlar, o da genellikle endoplazmik retikulum ya da işte çekirdek zarfına bağlı olan ribozomlarda sentezleniyor. O zaman şöyle söyleyelim kısaca. Hücrenin içerisinde kullanılacak olan proteinler hücrenin içindeki ribozomlarda sentezlenir. Yani serbest ribozomlarda. Dışarıya gönderilecek olan veya hücre zarının yapısına katılacak olan, kısaca taşınması gereken proteinler bağlı ribozomlarda sentezlenir arkadaşlar. Kısaca bu şekilde söyleyebiliriz. Bakın ribozomun alt birimleri, küçük alt birim, büyük alt birim. Normalde bu alt birimler birbirinden ayrı olarak bulunur. Bunlar arkadaşlar protein sentezleneceği zaman bir araya gelirler. Evet, böylece ribozomu da bitirmiş olduk. Gelelim iç zar sistemine. Şimdi iç zar sisteminde birkaç tane organel göreceğiz. Nedir bu organeller? Bir kere zaten çekirdeği işledik. Çekirdek zarfından başlıyor iç zar sistemi. Endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, lizozom, vakuol yani kofullar, bir de plazma zarı. Plazma zarı dış kısmı, çekirdek zarfı iç kısmı. Aradaki kısımlarda ise
endoplazmik retikulum, Golgi, lizozom ve kofullar bulunur arkadaşlar. O zaman biz burada 4 tane organel göreceğiz. Bu 4 organelden başlayalım isterseniz. Şöyle bakın, mesela içler sistemini göstermişiz burada. Bakın arkadaşlar, lizozom, veziküller yani kofullar, şunlar endoplazmik retikulum, şu Golgi'dir arkadaşlar. Bunlar nedir? Bizim içler sistemimize dahil olan organellerdir. Normalde bakın Golgi ile endoplazmik retikulum birbirine bağlantılı gibi ama lizozomla kofullar daha ayrıdır. Ama içler sisteminden üretilirler. Yani oradaki endoplazmik retikulumdan ya da Golgi'den üretilirler. Bu yüzden de içler sistemine dahil ediyoruz. Gelelim endoplazmik retikuluma. İlk olarak bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, endoplazmik retikulum organeller içerisinde en geniş olan organeldir. Yani zar bakımından baktığımızda en geniş zarsı bir labirent olarak düşünebilirsiniz endoplazmik retikulumu. Endoplazmik retikulum ağ yapıda olan, zarsı bir ağ yapıda olan tübül ve keseciklerden oluşuyor. Bakın şöyle. Şunlar tübüller. Bakın şöyle. Kesecikler arkadaşlar. Keseciklerden ve tübüllerden oluşuyor endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulumun siterne dediğimiz bir yapısı vardır. Siternesi aslında bunun iç kısmıdır. Endoplazmik retikulumla sitozolden ayrılmış olan iç bölmeye diyoruz biz bunu. Yani aslında endoplazmik retikulumun iç kısmı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar siterneyi. Çekirdek zarfı endoplazmik retikulumun devamıdır. Siternesinin devamıdır arkadaşlar. Bu şekilde çekirdeğin etrafını çevirerek ne yapıyor? Çekirdeğin oluşmasını sağlıyor. İki tane bölgesi var endoplazmik retikulumun. Biri düz endoplazmik retikulumun, granülsüz. Bir de tanecikli veya kaba ya da granüllü endoplazmik retikulum olarak söylüyoruz arkadaşlar. İki bölgesi varmış ama bunlar birbiriyle bağlantılıdır. Sadece görev bakımından birbirinden farklıdırlar. Evet, şöyle bakın, granüllü olan endoplazmik retikulum, üzerinde ribozomlar var. Şunlar da granülsüz endoplazmik retikulum, bunların üzerinde ribozom yoktur. Şimdi gelelim ilk önce granülsüz olanına. Pardon, çıkış yaptım. Evet, düzelttim, geldim arkadaşlar. Çıkış yaptım yanlışlıkla. Şimdi düz endoplazmik retikulumun görevlerine bakıyoruz. Aslında bunun görevleri granüllü endoplazmik retikuluma göre daha fazladır. Özellikle ilaç detoksifikasyonu sağladığı için, zehirli maddeleri zehirsiz hale dönüştürdüğü için çok büyük önemi vardır arkadaşlar bizler için. Şimdi düz denilmesinin sebebi bir kere üzerinde ribozom bulunmamasıdır. Ne yapıyor peki? Lipid sentezi yapıyor. Yani yağ sentezi. Karbonhidrat metabolizmasında görev alıyor. İlaç ya da zehirlerin detoksifikasyonunu gerçekleştiriyor. Yani zehirsiz hale getiriyor. Üzerinde bulunan enzimler arkadaşlar yağ, fosfolipid, steroid sentezinde görev alıyorlar. Hayvan hücrelerinde bulunan düz endoplazmik retikulumda burada bulunan steroidler arkadaşlar eşey hormonlarını ve böbrek üstü bezlerinden salgılanan çeşitli hormonları bulunduruyor. Şimdi bizim 5 tane steroid yapılı hormonumuz var. Bunlar da düz endoplazmik retikulum sayesinde sentezlenir. Nedir bunlar? Kortizol, aldosteron, progesteron, testosteron ve östrojen. Bunların hepsi böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanıyor. Eşeysel hormonlar daha az. O progesteron, testosteron, östrojen dedim ya, onlar daha az salgılanır. En fazla salgılandıkları yer zaten üreme organları. Bu yüzden de kadınların kanında az miktarda testosteron bulunur, erkeklerin kanında da az miktarda östrojen bulunur. Bunların dengesi değiştiği zaman kadınlarda erkeklik özellikleri, erkeklerde kadınlık özellikleri görünebiliyor. İşte göğüsün çıkması gibi erkeklerde ve kadınlarda sakal çıkması gibi durumlar gözlenebiliyor. Ama bu hormonlar neymiş? Steroid yapılı hormonlarmış ve düz endoplazmik retikulumda üretiliyormuş. Ayrıca yine karaciğer hücrelerinde karbonhidrat metabolizmasında önemlidir arkadaşlar düz endoplazmik retikulum. Çünkü glikozun fazlasını glikojen şeklinde depolar, önemlidir. Glikojenin depolandığı yer neresiymiş? Düz endoplazmik retikulummuş. Kan şekeri düştüğü zaman, kanda şeker düştüğü zaman ne yapıyor? Karaciğerdeki glikojen hidroliz oluyor ve glikoz fosfatlar oluşuyor. Bu yapılar arkadaşlar direkt olarak karaciğerinden çıkıp
İşte kana karışamıyor. İlk önce fosfatlar düzenli endoplazmik retikulumda uzaklaştırılıyor. Daha sonra glikozlar kana veriliyor. Çünkü glikoz fosfat direkt olarak kullanılamaz. Mecburen fosfatın ayrılması lazım. Bunu da kim yapıyormuş? Düzenli endoplazmik retikulum yapıyormuş. Yine üzerinde bulunan enzimler sayesinde karaciğer hücrelerinde ilaç ve zehirleri detoksifiye ederler. Bazen söyleyemiyorum. Peki nedir? Arkadaşlar detoksifikasyon nedir? İlk önce ona bakalım. İlaçlara hidroksil grubunun eklenmesiyle gerçekleşir detoksifikasyon. Hidroksil grupları ilaçları çözünür hale getiriyor ve vücuttan atılmalarını sağlıyor. Yani detoksifikasyon dediğimiz bu. İlaçlara hidroksil ekliyoruz. Bu hidroksil sayesinde ilaçlar çözünür hale geliyor ve vücuttan atılıyorlar. O zaman bunu kim yapıyormuş? Düz endoplazmik retikulum karaciğerde yapıyormuş arkadaşlar. Bazen de bakın detoksifikasyon enzimleri çok geniş etkiye sahiplerdir. Dolayısıyla bir ilaca cevap olarak arkadaşlar düz endoplazmik retikulumun artması diğer ilaçlara karşı da tolerans artışına neden olabiliyor. Yani şöyle düşünün. Mesela bir ilaç kullandığınız zaman o ilacı zehirsiz hale getirebilmek için düz endoplazmik retikulumun sayısı artıyor. Sayısı arttığı zaman bu sefer de diğer ilaçlara karşı tolerans gösteriyor. Yani o ilaçların etkisinin işte çabuk etki etmesini sağlıyor. Yani böyle bir özelliği de olabilir. Ayrıca yine düz endoplazmik retikulumun bir görevi daha var. Kas hücrelerinde kalsiyum depolar. Sternal alanı alıyor arkadaşlar. Burada kısa bir süre depoluyor. Kaslar kasılacağı zaman endoplazmik retikulum işte uyarılıyor ve kalsiyum tekrardan sitozole çıkıyor. Böylelikle kasların kasılması tetiklenmiş oluyor. Hatta kazlarda evet. Kaslarda arkadaşlar özel olarak endoplazmik retikuluma ne diyoruz? Sarkoplazmik retikulum diyoruz. Sarkoplazmik retikulum diyoruz. Zaten sarkoplazma kas hücrelerinin sitoplazmasıdır. Sarkoplazmik retikulum da nedir? Kas hücrelerinin endoplazmik retikulumudur. Özel olarak isim veriyoruz. Bakın burada detoksifikasyonu göstermişiz kısaca. Burada ne oluyor arkadaşlar? Karaciğerde gerçekleşiyor bu olay. Ne demiştik detoksifikasyonda ne oluyordu? İşte hidroksil grubu ekleniyor. Hidroksil grubu eklendiği zaman ilaçlar çözünür hale geliyor. Çözündüğü zaman da ne oluyor arkadaşlar? Vücuttan uzaklaştırılması sağlanıyor. Şimdi düz endoplazmik retikulumu bitirdik. Şimdi gelelim kaba endoplazmik retikuluma veya diğer bir ismiyle granüle endoplazmik retikuluma gelelim. Arkadaşlar bunların üzerinde ribozomlar vardır. Üzerinde endoplazmik retikuluma tutunmuş ribozomlar vardır. Bu ribozomlar protein sentezinde görev alırlar. Az önce ne dedim ben? Eğer ki dışarıya gönderilecek veya hücrenin içerisinde taşınması gereken bir protein varsa nerede sentezleniyor? Kaba endoplazmik retikulumda sentezleniyor. Mesela salgı proteinleri vardır. Bu salgı proteinleri arkadaşlar glikoprotein şeklinde Golgi'ye gönderilecek. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Protein olarak ribozomlarda sentezlenecek. Endoplazmik retikulum bunu taşıyıp Golgi'ye gönderecek. Golgi'de de glikoproteine dönüştürülecek. O yüzden de bunların görevleri birbirine bağlantılıdır. Karbonhidratı proteine bağlayan özel moleküller endoplazmik retikulum zarı içine yerleşmişlerdir. Yani glikoprotein olarak aslında endoplazmik, az önce yanlış söyledim, özür dilerim. Endoplazmik retikulumun içerisinde bağlanıyor. Daha sonra Golgi'ye gönderiliyor. Golgi de bunu dışarıya salgılıyor. Hani birleştirme işlemi de nerede gerçekleşir yine? Endoplazmik retikulumun içerisinde gerçekleşir arkadaşlar. Glikoproteine baktığımız zaman buradaki karbonhidrat, hani glikoproteinde de bir karbonhidrat var ya, bu karbonhidrat arkadaşlar birkaç tane şekerden oluşan oligosakkarittir. Bu oligosakkaritler de işte proteine bağlanarak ne yapıyor? Glikoproteinleri oluşturuyor arkadaşlar. Bir de transport veziküllerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi transisyonel endoplazmik retikulum denilen özgür bir bölge var. Buradan vezikülün ayrılışı, vezikül dediğimiz içerisinde proteinin bulunduğu bir kesecik gibi düşünün. Vezikülün ayrılışı balona benziyor arkadaşlar ve balona benzeyen bir tomurcukların oluşmasıyla gerçekleşiyor.
Hücrenin bir yerinden başka bir yerine giden veziküllere de transport. Yani şöyle düşünün, transfer edilen veziküller olarak düşünebilirsiniz. Transport vezikülleri diyoruz. Bir de kaba endoplazmik retikulumun en önemli görevlerinden bir tanesi zar fabrikası gibi çalışmasıdır. Yani sürekli zar üretmesidir. Protein ve fosfolipid ekleyerek sürekli zarını büyütür arkadaşlar. Böylece diğer organellerin oluşumuna da tabii ki katkı sağlıyor. Evet. Bu şekilde bakın, zar oluştururken arkadaşlar ne yapıyor? Fosfolipid tabakayı sürekli fosfolipitleri bir araya getiriyor ve proteinlerle birleştirerek zar oluşumunu gerçekleştiriyor. Böylece biz endoplazmik retikulumu bitirmiş olduk. Şimdi gelelim Golgi'ye. Şimdi evet arkadaşlar, az önce dedik ya, transport veziküller var diye. Şimdi bu oluşan transport veziküllerin çoğu nereye geliyor? Golgi'ye geliyor. Çünkü Golgi nedir biliyor musunuz? Bir üretim, depolama, ayırma ve gönderme merkezidir. Yani şey olarak düşünebilirsiniz, bir postane olarak düşünebilirsiniz. İşte kargoları, işte mektupları alır, onları depolar, ayırır ve adreslerine gönderir. Golgi de aynen bu işi yapıyor arkadaşlar. Endoplazmik retikulumda oluşan ürünler buraya geliyor. Burada değişikliğe uğratılıyor. Daha sonra depolanıyor ve gideceği yere gönderiliyor arkadaşlar. Peki yapısına baktığımız zaman Golgi yassılaşmış keseciklerden oluşuyor. Zaten buna da yine sterneler diyoruz. Endoplazmik retikulumda da vardı arkadaşlar. Sterne dediğimiz yapı Golgi'de de var. Golgi'nin yakınında yer alan veziküller vardır. Bu veziküller arkadaşlar Golgi ile diğer yapılar arasında madde taşınmasında görev yapıyorlar. Yani Golgi işte üretiyor bir maddeyi, veziküllere yüklüyor, veziküller ilgili yere gönderiyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Golgi'nin belirli bir polaritesi vardır arkadaşlar. Belli bir polariteye sahiptir ve bu Golgi yığınının zıt uçlarında sterne zarları kalınlık bakımından ve moleküler bileşim açısından birbirinden farklıdır. Zıt kutuplar diyoruz arkadaşlar bunlara, birbirinden farklı olduğu için. Bir sis yüzeyi vardır, bir de trans yüzeyi vardır. Sis yüzey genelde gelenlerin yer aldığı bölümdür. Yani mesela endoplazmik retikulumdan gelecek madde sis yüzeyinden gelecek. Trans yüzey ise giden materyallerin yer aldığı bölümdür arkadaşlar. Yani Golgi'de değişikliğe uğratıldı, depolandı, işte ayrıldı, ne oldu? Trans yüzeyden ilgili yere gönderilecek. Sis yüzey ve trans yüzey ayrımı bu şekildedir. Sis yüzey gelen bölüm olduğuna göre nereye yakındır? Genellikle endoplazmik retikuluma yakındır arkadaşlar. Transport veziküller dediğimiz veziküller, az önce de bahsetmiştik, materyalleri endoplazmik retikulumdan alıyor, Golgi'nin sis yüzeyine getiriyor. Daha sonra arkadaşlar sis yüzeyle kaynaşıyor bu vezikül, Golgi zarının sis yüzeyiyle kaynaşıyor ve vezikül Golgi'ye aktarılmış oluyor. Yani aslında vezikül zarsı bir yapıya sahiptir. Zaten zar olarak nerede üretiliyor? Endoplazmik retikulumda. Endoplazmik retikulum bunu ürettikten sonra Golgi'nin sis yüzeyine gönderiyor. Sis yüzeyde tekrar bu vezikül Golgi ile kaynaşıyor ve vezikülün içerisindeki maddeler Golgi'ye aktarılmış oluyor. Sonra Golgi bu maddeyi değişikliğe uğratıyor. Trans yüzeyine gönderip oradan kopan veziküller de hücrenin diğer kısımlarına gönderiliyor arkadaşlar. Sis kutbundan trans kutbuna geçerken de genellikle değişikliğe uğratılır. Onu da yine söylemiş olalım. Mesela örnek verelim arkadaşlar. Mesela bazı moleküllerin üretimi Golgi'de üretiliyor. Nedir bu? Mesela polisakkaritler Golgi'nin ürünüdür. Birçok polisakkarit. Mesela bitki hücrelerinin yaptığı pektinler, selüloz olmayan diğer polisakkaritler hücre duvarının yapısına katılırlar ve Golgi'de üretilirler arkadaşlar. Peki selüloz nerede üretiliyordu? Selüloz hücre zarında bulunan enzimler vardı. Bu enzimler tarafından üretiliyor arkadaşlar. Zaten bakın burada da yazmışım. Selüloz plazma zarına yerleşmiş olan enzimler tarafından sentezleniyor. Şimdi Golgi ürünleri tomurcuklanma yaparak ayrılacak ya, trans yüzeyinden ayrılmadan önce çeşitlerine ayrılıyor. Genellikle bu ürünlere eklenen fosfat gibi ürünler ayırma işlemine yardımcı oluyor. Yani işte fosfat ekleniyorsa mesela diyelim ki nereye gönderilsin? Kopula gönderilsin. İşte hidrojen ekleniyorsa başka bir yere gönderilsin. Bu şekilde arkadaşlar ayırma işleminde kullanıyorlar. Transport molekül veziküllerin
zarlarında bulunan bu moleküllere biz, yani fosfat gibi moleküller arkadaşlar, plazma zarının yüzeyinde rıhtım bölgeleri dediğimiz bölgeler var. Bunları tanıyarak gidip oraya bağlanıyor. Sadece plazma zarı değil, gidecekleri organellerin yüzeylerini de tanıyor arkadaşlar. Biz bu tanıdıkları bölgeye ne diyoruz? Rıhtım bölgeleri diyoruz. Rıhtım bölgelerini tanıyarak ne yapıyor? Gidiyor, ilgili yere bağlanıyor ve aktarım yapmış oluyor. Yine Golgi'nin bakın, sis yüzeyi şurası, trans yüzeyi de şurasıdır arkadaşlar. Şunlar vezikül, bakın küçük küçük veziküller ayrılmışlar. Şu şekilde. Mesela bu da ayrılmak üzere olan bir veziküldür. Bakın şöyle farklı bir renkle göstereyim. Ayrılmak üzere olan bir veziküldür. Mesela şu vezikül de gelip sis kısmına bağlanacak. Bu vezikül nereden geliyor o zaman? Genellikle ne dedik? Büyük bir ihtimalle endoplazmik retikulumdan gelen veziküldür arkadaşlar. Şunlar da nedir? Sternelerdir. Bakın şöyle. Sterneler zaten kesecikler halinde bulunuyor. Bunlara da sterne diyoruz arkadaşlar. Gelelim şimdi Golgi'den sonra lizozomlara. Şimdi bu video biraz uzun olacak ama dediğim gibi ben hücre organellerini tek bir videoda bitirmek istedim ki tek videoda çalışın, hemen sorularına başlayabilin diye. O yüzden tek videoda anlatacağım. Biraz uzun olacak, kusura bakmayın. Şimdi gelelim lizozom. Arkadaşlar lizozom nedir? Lizozom, liz parçalamak demek zaten. Lizozom parçalayıcı bölmelerdir lizozomlar. İçerisinde hidrolitik enzimler bulunur arkadaşlar. Bu enzimler makromoleküllerin sindiriminde kullanılır. Makromolekül dediğimiz polisakkarit olabilir, protein olabilir, yağ olabilir. Bunların sindiriminde kullanılan enzimler vardır içerisinde. Şimdi bu enzimler genellikle arkadaşlar işte pH'i 5 olan asidik ortamda iyi çalışıyorlar ama daha böyle nötr ortamda çalışanları da vardır tabii ki. Ama dediğim gibi genellikle 5 ortamında iyi çalışırlar pH olarak. Şimdi diyelim ki lizozom zarının ilk önce özelliğini söyleyeyim ben size. Lizozom zarı hidrojen iyonlarını alıyor, sitozolden kendi lümenine pompalıyor. Ve pompalayarak içindeki pH'in düşük seviyede tutulmasını sağlıyor. Yani pH'in 5 değerinde tutulmasını sağlıyor arkadaşlar. Böylece hidrojen pompası sayesinde bunu yapmış oluyor. Eğer lizozom zarı parçalanır ve enzimler sitoplazmaya dağılırsa enzimler genellikle nötr ortamda böyle çok aktif iş görmüyorlar. Çünkü hücrenin sitozol dediğimiz kısmı, sitoplazması nötr ortamdır. Genelde burada aktif olarak iş görmüyorlar. Ama çok sayıda lizozom parçalanırsa bu sefer sızan enzimler ne yapıyor arkadaşlar? Hücreyi sindiriyor. Birazdan zaten bunların örneklerini vereceğim size. Hücreyi sindirir. Biz burada hücrenin kendi kendini sindirmesine otoliz diyoruz. Bir de böyle mesela yaşlanmış olan işte organeller olabilir arkadaşlar. Bunları sindirmesine de otofaji diyoruz. Bunları zaten birazdan örnek olarak vereceğim ben size. Şimdi peki nerede üretiliyor bunlar? Arkadaşlar hidrolitik enzimler ve hücre zarı kaba endoplazmik retikulum tarafından üretiliyor ve Golgi'ye gönderiliyor. Golgi'de değişikliğe uğratılıyor bu enzimler. Etrafı zarla çevriliyor. Bakın şu kaba endoplazmik retikulum üretti ya. Kaba zar etrafı zarla çevriliyor ve Golgi'nin trans yüzeyinden vezikül halinde sitoplazmaya bırakılıyor. Böylece lizozom oluşturulmuş oluyor. O zaman lizozomun oluşumunda kim görevliymiş? Kaba endoplazmik retikulum dediğimize göre ilk başta kim görev yapacak? Ribozom. Çünkü ribozomda enzimin protein kısmı üretilecek. Daha sonra endoplazmik retikuluma gelecek. Burada taşınacak. Sonuçta zaten ribozomda endoplazmik retikulumun üstünde bulunuyor. Sonra Golgi'ye gelecek arkadaşlar. Golgi de bunu paketleyecek ve sitozole verecek. O zaman bu 3 organel lizozomun oluşumunda sırasıyla bu şekilde görev yapıyormuş. Bir de fagositoz dediğimiz bir olay var. Şimdi bu hücreyi bitirdikten sonra, yani organelleri bitirdikten sonra hücre zarına geçeceğiz. Orada ben size anlatacağım hücre zarından madde taşınmasını, ama fagositozu şöyle düşünün. Katı besinlerin hücrenin içerisine alınmasıdır arkadaşlar. Yalancı ayak oluşturuyor şöyle hücre. Oluşturduğu bu yalancı ayakla besinin etrafını sarıyor. Daha sonra bunu içeriye alıyor. Biz buna fagositoz diyoruz. Fagositozla alınan besinler besin kofulunu oluşturuyorlar. Kofullardan da bahsedeceğim birazdan. Besin kofulu gelip lizozomla parçalanıyor ve içerisindeki enzimlerle birlikte arkadaşlar
Besin kofulunda bulunan besinler parçalanıyor. Sindirilen besinlerin monomerleri de nereye gönderiliyor? Sitozole gönderiliyor. Yani aslında ne yaptı bakın? Bizim için faydalı bir şey yaptı. Besini sindirdi, hücrenin içerisine gönderdi. Mesela amip, diğer birçok protist de bunu yapar. Bizlerde de vardır arkadaşlar bu fagositoz yapan hücreler. Mesela makrofajlar bağışıklık sisteminde çok çok iyi rol oynar arkadaşlar. Peki ne yapıyor? Bizim vücudumuza giren zararlı bakterileri diğer işgalcilere karşı arkadaşlar fagositoz yapıyor ve onları sindirerek parçalıyor, vücudumuzdan uzaklaştırmış oluyor. Burada bakın lizozomun oluşma aşaması. Burada kaba endoplazmik retikulum, üzerinde zaten ribozomlar var, ribozomdan geldi. Kaba endoplazmik retikulumun içerisine. Sonra transport vezikül oluştu. Transport vezikül sis yüzeyinden bağlandı. Daha sonra Golgi'de değişikliğe uğratılıp lizozoma çevrildi ve lizozomlar sitoplazmaya bırakıldı. Sonra buradan da bir yalancı ayak veya işte fagositik cep de diyebiliriz. Pardon, pinositik cep de diyebiliriz arkadaşlar. Yalancı ayak diyelim. Yalancı ayaklarla besin alınıyor. Besin kofulu oluşturuluyor. Daha sonra geliyor bu ikisi birleşiyor. Birleşince de oluşan yapıya biz sindirim kofulu diyoruz. Sindirim işlemi yaptığı için. Daha sonra içerisindeki besinler sindirilip sitoplazmaya serbest bırakılıyor. Şöyle devam edelim. Şimdi otofajiden bahsedelim biraz. Hani söylemiştim zaten. Kendi organik materyalinin geri dönüşümünü arkadaşlar lizozomları kullanarak yapıyor hücreler. Peki bunu nasıl yapıyor? Biz bu olaya otofaji diyoruz. Diyelim ki bir organel ya da sitozol parçası lizozom tarafından yutuluyor. Lizozomdaki enzimler bunları parçalayarak monomerleri sitozole bırakıyor. Böylece hücrenin organik materyali yenilenmiş oluyor arkadaşlar. Mesela karaciğer hücreleri her hafta bu şekilde yenileniyor. Bu yenilenme bizim için oldukça önemlidir. Bakın burada lizozom. Lizozom ne yapıyor? Besini arkadaşlar sindiriyor. Otofaji yapmış oluyor. Eğer ki besin kofuluyla birlikte fagositozla alırsa buna da ne diyoruz? Heterofaji. Eğer kendi içerisindeki bir yapıyı alıp sindirirse otofaji diyoruz. Dışarıdan bir besin alıp sindirirse buna da heterofaji diyoruz. Zaten oto ne demek? Otomatik. Hani kendiliğinden gerçekleşen. O zaman nedir? Kendi besinini, kendi içerisindeki sitoplazmayı veya organeli kullanan gibi düşünebiliriz. Bir de otoliz dediğimiz olay var. Arkadaşlar otolizde hücrenin kendi lizozomları tarafından programlı bir şekilde yıkılmasıdır. Biz bunu otoliz diyoruz. Yani ne yapıyor? Kendi lizozomlarının enzimleri sitoplazmaya dağılıyor ve hücreleri kendisi sindiriyor. Biz bunu otoliz diyoruz. Mesela kurbağalarda kuyruğun yok edilmesi. İnsan embriyosunda parmaklar arasındaki perdelerin yok edilmesi arkadaşlar. Yine kertenkelenin kuyruğunu bırakması otoliz sayesinde gerçekleşen bir olaydır. Mesela bizler anne karnındayken parmaklarımızın arasında şöyle perdeler vardır. Bu perdelerin yok olup işte parmaklarımızın oluşabilmesi için burada bir otoliz olayı gerçekleşir. Bu otoliz olayıyla da parmaklarımız ortaya çıkar arkadaşlar. Şimdi bir de lizozoma depo hastalıklarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu hastalıklar kalıtsal olan hastalıklardır. Yani anneden babadan çocuğa geçen. Depolama hastası olan bir kişi lizozomlarda normal olarak bulunan hidrolitik enzimlerden yoksundur arkadaşlar. Bu durumda lizozomlar sindirilmemiş besinlerle tıkanıyor ve hücre metabolizması bozuluyor. Mesela Pompe hastalığı. Mesela şu birinci gördüğünüz arkadaşlar Pompe hastalığıdır. Pompe hastalarında glikojeni yıkan enzim yokluğundan kaynaklı polisakkaritin birikmesi karaciğeri hasara uğratıyor. Dolayısıyla karaciğerin bir süre sonra işlevini yapmasını engelliyor. Pompe hastalarında böyle bir durum var. Karaciğer hastalığıdır. Bir de Tay-Sachs hastalığı dediğimiz bir hastalık var. İkinci resimde Tay-Sachs hastalığına aittir. Burada da lipitleri sindiren bir enzim ya eksiktir ya da aktif değildir, inaktiftir. Burada da hastaların beyin hücrelerinde lipit birikiyor. Bu yüzden de beyin fonksiyonları bozuluyor maalesef arkadaşlar. Oldukça önemli hastalıklardır, metabolik hastalıklardır. Evet, böylece lizozomları da bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz kofullara. Diğer bir ismiyle vakuoller. Hemen başlayalım. Nedir vakuol, yani koful? Arkadaşlar bunlar da yine endoplazmik retikulumdan ya da Golgi'den oluşan aslında veziküllerdir. Biz bu veziküllere koful diyoruz.
Kofulların çeşitli işlevleri yani görevleri var. Mesela besin kofulları az önce anlattım. Fagositozla oluşan kofullardır arkadaşlar bunlar. Yine tatlı sularda yaşayan protistlerin çoğu ne yapıyor? Fazla suyu hücre dışına pompalayan kontraktil koful taşıyorlar. Kontraktil koful şöyledir. Şunun paramecium olduğunu düşünün. Şöyle bir yapıya sahip arkadaşlar. Tabii çizemedim burada. Şöyle bir yapıya sahip. Kontraktil koful sonuçta tatlı suda yaşayan bir hücreli bir canlı. Sürekli içerisine ne giriyor? Su giriyor değil mi? Tatlı suda yaşadığı için su yoğun olduğu yerden hücrenin içerisine doğru taşınıyor. Burada kontraktil koful bu suyu depo ediyor arkadaşlar. Fazla suyu. Daha sonra enerji harcayarak yani ATP harcayarak bu suyu dışarı atıyor. Böylece hücreyi patlamaktan korumuş oluyor. Gelelim bitki hücrelerinde de arkadaşlar. Genellikle olgun bitki hücrelerinde tabii ki merkezi bir koful bulunur. Bu koful arkadaşlar iç zar sisteminin bir parçası olan tonoplast denilen bir zarla çevrilir. Yani tonoplast neymiş? Merkezi kofulun etrafını saran zarmış. Tamam mı? Tonoplast. Sorulma ihtimali var bence. Çünkü merkezi koful zaten sorulma ihtimali olan bir koful. Etrafındaki zar da bence sorulabilir. Tonoplast dediğimiz bir zarla çevrili. Arkadaşlar merkezi koful nasıl oluşuyor? Daha küçük olan kofullar birbiriyle kaynaşıyor. Çünkü bitki hücresi yaşlandıkça ne oluyor? O kofullar birbiriyle kaynaşıyor ve merkezi kofula dönüşüyor. Peki küçük kofullar nasıl oluşuyor? Küçük kofullarda endoplazmik retikulumdan ya da Golgi'den oluşuyor arkadaşlar. Bu yüzden de iç zar sistemine ait bir parça olarak sayıyoruz zaten biz kofulları. Şimdi bitki hücresinde merkezi koful çeşitlilik taşıyabiliyor. Depo ettiği maddeye göre. Mesela protein, potasyum, klor gibi molekülleri depolayabilir arkadaşlar. Veya metabolik atıkları depolayarak işte boşaltım kofullarını oluşturabilir. Yani şöyle söyleyeyim size. Metabolik faaliyetleri gerçekleştiriyor. Sindirim olayı gerçekleşiyor. Lizozom besin kofulundan ayrıştıktan sonra içerisinde atık maddeler kalıyor. Atık maddelerin kaldığı kofula biz artık ne diyoruz? Boşaltım kofulu diyoruz. Tamam, bu şekilde söyleyebiliriz. Mesela bazı kofullar da renk maddelerini depoluyorlar arkadaşlar. Mesela petal. Petal nedir? Petal taç yapraktır. Taç yaprak. Taç yapraklarda biriken mavi ve kırmızı pigmentler tozlaşmayı sağlayan böcekleri kendine doğru çekiyor ve tozlaşma olayını gerçekleştiriyor arkadaşlar. Yine hayvanlar için zehirli ya da kötü olan bileşikler bitkiyi predatörlere karşı koruyorlar. Bunlar da yine kofullarda depolanıyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde kofullardan da bahsettik. Bakın merkezi kofulumuz etrafında bulunan şu kalın zarda nedir? Tonoplast dediğimiz zardır. Mesela burada da kontraktil koful var. Mesela suyu boşaltan bir kontraktil koful var. Bu şekilde yine. Evet, iç zar sistemine baktığımız zaman bakın çekirdek zarından başlıyor. Endoplazmik retikulum, daha sonra Golgi arkadaşlar. İşte koful, lizozom bunlar bizim iç zar sistemimizi oluşturuyor. Evet, iç zar sistemini anlattıktan sonra şimdi geçiyoruz zarla çevrili olan diğer organellerimize. Şimdi geldik zarla çevrili olan diğer organeller arkadaşlar. Öncelikle mitokondri ve kloroplastan bahsedeceğiz. Bu ikisi birbiriyle bağlantılı olan organellerdir. O yüzden de bahsederken de ikisinden birlikte bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, organizmalar açık sistemlerdir demiştik daha önce. Neden? Çünkü çevreyle etkileşim halindedir. O yüzden de açık sistemlerdir. Ökaryotlarda olan mitokondri ve kloroplast enerjiyi hücrenin iş yapmak için kullanabileceği forma dönüştürüyorlar. Hatırlayın, enerjinin korunumu yasası vardı. Neydi? Enerji kaybolmuyordu. Sadece enerji dönüştürülüyordu, değil mi? İşte mitokondri ve kloroplast bu dönüştürme işini yapar arkadaşlar. Mitokondri hücre solunumunun yapıldığı merkezlerdir ve burada ATP üretilir. Yani bizlerin kullanabileceği enerji üretiliyor. Kloroplastlar da arkadaşlar bitki ve alglerde bulunur ve fotosentez yaparak ne üretir? Besin üretir. Hem bu besinden kendileri faydalanır hem de bizler faydalanırız. Şimdi kloroplast ve mitokondri iç zar sisteminin bir parçası değildir ama zarla çevrilir. Üstelik bunlar bir de çift katlı zarla çevrilidir.
Bunların zar proteinleri arkadaşlar, sitozondaki serbest ribozomlar ve kendi içlerindeki ribozomlar tarafından sentezleniyor. Yani zar proteinleri endoplazm retikulumundaki ribozomda sentezlenmiyor. Nerede sentezleniyormuş? Sitozondaki serbest ribozomlarda ve kendi içlerinde bulunan ribozomlarda sentezleniyor arkadaşlar. Unutmayalım. Bunların yine kendilerine ait küçük miktarda DNA'ları vardır arkadaşlar. Ve kendi ribozomlarında sentezlenen protein de bu DNA tarafından şifreleniyor. Yani kendi proteinlerini kendileri üretiyorlar. İleride size endosimbiyoz hipotezini anlatacağım. Endosimbiyoz hipotezi zaten buradaki kendi proteinini kendisi üretmesinden, kendine ait bir DNA içermesinden kaynaklanan bir hipotezdir endosimbiyoz hipotezi. İlerleyen zamanlarda anlatacağım zaten bunu. İlk önce mitokondrilerden bahsedelim. Arkadaşlar ökaryotların hemen hemen hepsinde bulunur. Sadece bulunmayanları vardır. Mesela bizim işte Bizim mesela kalp kas hücrelerimizde mitokondri yoktur. Evet, kalp kası değil, özür dilerim. Olgun al yuvarlarımızda mitokondri yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla hangi solunumu yapıyorlar? Oksijensiz solunumu yapıyor bizim olgun al yuvarlarımız. Olgun al yuvarlarımızda çekirdek de yoktur. Zaten bir sürü organelini de kaybetmiştir arkadaşlar. Daha fazla oksijen ve karbondioksit taşımak için. Önceki söylediklerimi unutun, söylememiş sayıyorum. Bazı hücrelerde bir tane mitokondri bulunurken bazılarında çok sayıda bulunuyor. Enerji ihtiyacına göre değişiyor. Mesela çizgili kas hücrelerimizde çok fazla bulunur. Çünkü onların enerjiye daha çok ihtiyacı vardır. Bu gibi değişebiliyor miktar olarak. Mitokondri iki katlı zarla çevrilidir. Ve her biri çift katlı lipid ve kendine özgü proteinlerden oluşur arkadaşlar. Dış zarı düzdür. Bakın zaten şekil olarak da görüyoruz. Dış zarı düz. İç zar ise krista dediğimiz kıvrımlardan oluşur. Krista dediğimiz kıvrımlardan oluşmasının sebebi de ETS elemanları, elektron taşıma sistemi elemanları bu zarlar üzerine yerleşiyor. Kıvrım oluşturarak yüzey alanını artırıyor. Böylece daha fazla elektron taşıma sistemi elemanı yerleşiyor ve daha fazla ATP, daha kısa sürede üretiliyor arkadaşlar. Bu yüzden kıvrımlardan oluşmuştur. İç zar mitokondriyi iki bölgeye ayırıyor. Bu bölgelerden bir tanesi zarlar arası bölgedir. Bakın şu iki zar arasında bulunan bölge zarlar arası bölgedir. Diğeri de arkadaşlar içeride bulunan sıvıdır. Biz bu sıvıya matriks diyoruz. Matriks. Matriks sıvısında işte enzimler var, DNA var, ribozom var. Yani mitokondrinin iç materyali nerede bulunuyor? Matriksin içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Solunumda görev alan proteinler ve ATP sentezleyen enzimler de mitokondrinin krista dediğimiz zarlarına yerleşmiştir. Zaten kristanın kıvrılma olmasının sebebi de bundan kaynaklanıyordu. Az önce söyledik arkadaşlar, hücre solumunun verimini artırmak için. Gelelim kloroplastlara. Şimdi kloroplastlar da bitkilerde bulunan plastit ailesi dediğimiz bir aile vardır. Bunların içerisinde kromoplast, lökoplastlar ve kloroplastlar vardır arkadaşlar. Özelleşmiş bir üyesidir kloroplast. Amiloplast veya diğer bir ismiyle lökoplast dediğimiz yapılar, özellikle kök ve yumrularda bulunur ve nişasta depolayan renksiz plastitlerdir arkadaşlar. Amiloplastlar, diğer bir ismiyle lökoplastlar. Bir de kromoplastlar vardır. Bunlar da meyvelere, çiçeklere sarı ve turuncu rengini veren pigmentlere sahiptir. Mesela kırmızı rengi de sahiptir arkadaşlar. Onu yazmamışım. Kırmızı rengi de verir. Sarı, turuncu, kırmızı renklerini veren yapılardır kromoplastlar. Kloroplastlar bizim için daha önemli. Çünkü kloroplastlar şeker üretiminde görevlidir. Özellikle yeşil rengi veren klorofil içerir. Zaten klorofil sayesinde de ışık soğurulur ve fotosentez olayı başlar. Fotosenteze geldiğimiz zaman detaylı olarak anlatacağız. Arkadaşlar kloroplastların yapısında da çift katlı zar vardır ama bunların ikisi de düz yapılıdır. Mitokondri gibi kıvrım yapmamıştır. Bu zarlar arasında da yine zarlar arası bölge bulunuyor. Zarlar arası bölge çok ince bir yapıya sahip. Mitokondrideki biraz daha geniştir ama kloroplastdaki zarlar arası bölge daha dar, daha ince yapıdadır.
Kloroplastın iç kısmında da tilakoid dediğimiz arkadaşlar yassı kesicikler halinde olan başka bir zar sistemi var. Özellikle zaten fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeleri burada gerçekleşiyor. Çünkü tilakoidlerin üzerinde klorofiller bulunuyor. Biz bu tilakoidleri şöyle üst üste yığılmış böyle kartlar veya diskler gibi düşünün. Biz bu yığına granum diyoruz arkadaşlar. Granumların bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa da ne diyoruz? Grana diyoruz. Yani çoğul olarak granayı kullanıyoruz. Peki içerisinde bulunan sıvıya ne diyoruz arkadaşlar? İçerisinde bulunan yine kloroplast DNA'sını, ribozomlarını ve enzimlerini içeren sıvıya da stroma diyoruz. Mitokondrideki sıvı matrix, kloroplastaki sıvı da nedir? Stromadır. Bakın şurada göstermişiz. Zaten dış zar şurası, iç zar şurası arkadaşlar. Açık olan kısım burası neymiş? Zarlar arası bölge oldukça incedir. Şu disklerin her birine tilakoid diyoruz. Toplu olarak yapıya da arkadaşlar granum diyoruz. Granum. Şöyle çok sayıda granumun yan yana gelerek oluşturduğu yapıya da grana diyoruz. Yani çoklu olduğu zamanlarına. İçerisinde bulunan sıvıya ne diyoruz? Stroma sıvısı diyoruz. Evet, böylece kloroplast ve mitokondriden de kısaca bahsetmiş olduk. Şimdi geliyoruz. Peroksizom dediğimiz bir organelimiz var. Arkadaşlar peroksizom aslında ismini ürettiği bir maddeden alıyor. Hidrojen peroksit. Hidrojen peroksiti üreten ve hidrojen peroksiti sindiren enzime sahip arkadaşlar. Metabolik işlevler sırasında bu hidrojen peroksiti hem oluşturuyorlar hem de yıkıyorlar. Yani hem üretiyor hem parçalıyor. Peki nasıl yapıyor bunu? Bir kere peroksizom tek katlı zara sahiptir. Öncelikle bunu söyleyelim. Çeşitli substratlardan hidrojen alıyor. Bu hidrojeni oksijene aktarıyor ve ürün olarak da ne oluşturuyor? Hidrojen peroksit oluşturuyor. Bunu oluşturan enzimleri var. Bu peroksizomlar arkadaşlar bazı peroksizomlarda yağ asitlerini daha küçük moleküllere yıkmak için oksijen kullanıyorlar. Yani yağ asitlerini dönüştürüyorlar diyebiliriz. Yağ asitlerini küçük moleküllere dönüştürüyorlar diyebiliriz. Oluşan bu küçük molekülleri de mitokondriye göndererek enerji sağlanmasını, enerji yakıtı olarak kullanılmasını sağlıyorlar. Karaciğerde bulunan karaciğerdeki peroksizomlar alkol ve diğer zararlı bileşikleri detoksifiye etmek için bu zehirlerden oksijene hidrojen aktarımı yaparak kendi zehirini oluşturuyor aslında. H2O2'yi oluşturuyor değil mi? Hidrojen peroksit oluşturuyor. Aslında bu peroksit, hidrojen peroksit kendisi de toksik bir madde. Ama bunun tam tersi işlemi yaparak hidrojen peroksiti suya ve oksijene dönüştüren de bir enzimi vardır arkadaşlar. Dolayısıyla peroksizom organeli ne yapıyormuş? Hidrojen peroksiti hem oluşturuyor hem de parçalıyor. Böylece içerisinde bulunan işte katalaz enzimi dediğimiz enzim sayesinde bu dönüşümü sağlıyor arkadaşlar. Bizim için zararlı etkisini gidermiş oluyor. Şimdi hayvan hücrelerinde peroksizom var ama bitkilerde bulunan bir yapı var, glioksizom. Bu da arkadaşlar peroksizoma benzer işlem yaptığı için özelleşmiş peroksizom diyoruz biz aslında glioksizoma. Ne yapıyor? Bitki tohumlarında yağ depolayan yerlerde yer alıyor arkadaşlar, dokularda yer alıyor. Peki bu ne yapıyor? Yağ asitlerini şekere dönüştüren enzim içeriyor arkadaşlar. Yağ asitlerini şekere dönüştüren enzim içeriyor. Filizlenmekte olan bir tohum oluşan şeker, yani yağ asitini şekere dönüştürdü ya, sonuçta yağ depolayan tohumlar da var. Yağı da direkt olarak metabolizmada kullanamadığımız için neye dönüştürmek zorundayız? Şekere. Glioksizom bunu dönüştürüyor. Daha sonra bu şekeri enerji ve karbon kaynağı olarak kullanıyor arkadaşlar. Fotosentez yapana kadar bu depoyu kullanmış oluyor. Glioksizom için de bu kadarını söylememiz yeterli olur. Peki bu zarlar da, bu organeller de iç zar sisteminin bir parçası mı? Hayır. İç zar sisteminin bir parçası değildir arkadaşlar. Sitozolde üretilen protein ve lipidlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor ve bunlar büyüyünce de bölünerek yeni peroksizomları, yeni glioksizomları oluşturuyor. Bu şekilde yine söyleyebiliriz. Bakın burada bir peroksizom yapısını görüyorsunuz aslında. Lipid bir bariyeri var arkadaşlar. İçerisinde de ne var? Hidrojen peroksiti üreten ve sindiren yine enzimimiz bulunuyor. Evet,
Evet, böylece organelleri bitirmiş olduk. Hücre iskeletini tabii ki şimdi işlemeyeceğim çünkü daha çok uzun olur. Hücre iskeletini ayrı bir video olarak işleyeceğiz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.